Japonya'nın Kushimoto şehrinde bulunan Oshima Adası açıklarında bundan 118 yıl önce batmış olan Ertuğrul Fırkateyn'ini çıkarma çalışmaları sürüyor. Projeye büyük ilgi gösteren Japon basın mensupları çalışmaları yakından izleme fırsatı buluyor. Dünyanın en büyük kanallarından Japonya'nın ulusal kanalı NHK'nin kameramanları Ertuğrul kazılarında bizzat yer alarak su altında ve su üstünde devam eden çalışmalara tanık oldular. Kushimoto şehri, Japonya'nın güneyindeki Wakayama eyaletine bağlı Higashimoro bölgesinde bulunur. Kushimoto, yaklaşık 20 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Şehrin en bilinen özelliği, Japon anakarası olan Honshu Adası'nın en güney noktasında bulunmasıdır. Şehrin merkezi, iki yanı Pasifik Okyanusu sularıyla kaplı olan dar bir geçitte bulunur. Kashino köyü yaklaşık 700 kişilik nüfusuyla Oshima Adası üzerinde yer alan küçük bir balıkçı köyüdür. Köy üzerinde Japonya'nın en eski taş yapıtı bulunur. Bu yapıt İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin antlaşması sonucu 1866 yılında İngiliz mühendis Richard Henry Branton tarafından yaptırılan Kashino feneridir. Fener, Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yeri rahatça görebilmektedir. Fenerin etrafındaki bitkiler, onu yapan mühendislerin kendilerini daha çok evlerinde hissetmelerini sağlamak amacıyla İngiltere'den getirtilmiştir. Fenerin 300 metre ilerisinde Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı noktanın hemen kıyısında Ertuğrul Şehitliği bulunur. Faciadan sonra kurtulamayan şehitlerin cenazeleri Kashino halkı tarafından buraya defnedilmiş ve zamanın bölge hakimi Daimyo'nun torunlarından Marki Takogawa tarafından bu anıt diktirilmiştir. Anıtın hemen ilerisindeki Türk Müzesi'nde ise eskiden Ertuğrul'dan çıkarılmış tarihi eserler ile gemiye ait belgeler ve Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti hakkında tanıtıcı niteliğe sahip bilgiler ve el sanatları bulunur. Ertuğrul Araştırma Ekibi, kaza sonrasında kurtulan 69 kişinin yardım çağırmak için Kashino Feneri'ne nasıl ulaştıklarını, ilerleyen günlerde fırtınaya ve sarp kayalıklara rağmen Oshima halkının Ertuğrul denizcilerinin cenazelerini nasıl defnettiklerini araştırdı. Ertuğrul Fırkateyni, Tokyo'nun limanı Yokohama'dan İstanbul'a dönüş yolunda 16 Eylül 1890 günü gece saat 9.30 civarında Japonya'nın en güney noktasında bulunan Oshima Adası açıklarında fırtınaya yenildi ve 650 Türk denizcisiyle birlikte sulara gömüldü. Korkunç bir sesle tam şu kayaların üzerinde Ertuğrul çarpıyor ve anında parçalanıyor. 650 denizcinin hepsi denize dağılmış durumda ve büyük bir kısmı kayalara o şiddetle çarparaktan hayatlarını kaybediyorlar. Yerel kayıtlarda olmayan ancak görgü tanıklarının yakınlarının anlattıklarına göre 10 kadar Ertuğrul denizcisi kazadan hemen sonra yardım çağırmak için harekete geçti. 16 Eylül gece yarısı. Ertuğrul'un kayaların üzerinde parçalanalı 2 saat olmuş. Kurtulan 69 denizciden en güçlü olan 10 tanesi bu bıçak gibi keskin kayaların üzerinden tırmanaraktan
yukarıdaki fenere ulaşmaya çalışmışlar. Kurtulan denizcilerin dilini bilmedikleri bir ülkede hayatta kalma mücadeleleri artık başlamıştı. Tırmanarak fenere ulaşmayı başaran denizciler, kanlar içinde fenerciden yardım istemişlerdi. Burası Kaşinozaki fenercisinin evi. 16 Eylül 1890 günü de bu ev buradaydı. Gece yarısı, fenerci fırtınanın seslerinin arasında insan seslerini işitiyor. Korkuyla kapıyı açtığında kanlar içinde kocaman kocaman insanları görünce dehşete kaplıyor. Ancak daha sonra bu insanların parçalanan bir gemiden kurtulan kazazedeler olduğunu öğrenerekten Oshima limanına inerekten yardım çağırıyor. Oshima köylüleri o gece hayatta kalanlara yardım etti ve hayatını kaybeden 199 denizcinin cenazelerini tek tek kayalardan çıkararak bugün Ertuğrul şehitliğinin bulunduğu tepeye defnetti. Bugün halen daha 300'ün üzerinde askerin akıbeti bilinmiyor. Burada bulunmak tabii çok farklı bir duygu. 116 yıl önce iki ülke arasındaki ilişkilerin bir başlangıç noktası olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından Japonya'ya gönderilmiş olan bir elçi gemimiz ve bu gemide görev yapan cesur denizcilerimiz önemli bir kısmı burada yatıyor maalesef. Japon halkının gelip bu şehitlerimizi kurtarmaya çalışmaları gerçekten çok önemli. Ertesi gün tüm gün yapılan deniz çalışmalarından sonra Toyo Teknik mükemmel su altı ölçüm sistemleriyle bize su altının 3 boyutlu sistemini çıkarmayı başardı. Taniye ve tüm ekibine bu sebepten müteşekkiriz. Uzun soğuk bir dalış gerçekleştirdik. Hem Japon dalgıç arkadaşlarla beraber, ayrıyeten de yan tekneden göründüğü gibi bütün Japonya'nın televizyonları da peşimizde. Aşağıda sabah daldığımızın dışında bir alanda inceleme yapmaya karar verdik ve bayağı değişik yerlerde metal detektörle denemeler ve tespitlerde bulunduk ve oldukça yaygın bir şekilde tahmin ediyorum Ertuğrul'un kalıntıları bayağı geniş bir alana yayılmış. Tabii bu bilinen de bir gerçek. Çünkü tekne buraya çarptığında birkaç yere çarparak bazı malzemelerini dökmüş ki öbek öbek değişik yerlerde bunun izi var. Geminin büyük bir parça olarak herhangi kalıntısına rastlamadık. Zaten bu da beklenmiyor. Çünkü en fazla derinlik 15 metre ve bu derinliklerde tayfun burada estiği zamanda deniz hareketiyle etrafta bir şey bırakması mümkün değil. Ama zannediyorum denizcilerimizin gerek özel eşyaları veyahut da gerekse geminin değişik aksamları birçok bölümlere dağılmış durumda. Bu cephanelikte oldukça bol şekilde hem silahlara hem bir süngü kabzasına ve aynı zamanda da bol mermiye rastladık. Bu plana bağlı olaraktan da değişik yerlerin incelemesini bugün öğleden sonra gerçekleştirebildik. Görülen şu ki, fırtınanın tesiriyle Ertuğrul kayaları çarptıkça parçalanmış ve kayalık olan yörede birçok yerlere dağılmış. Thank you.
Ertuğrul Fırkateyni'ni çıkarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her arkeoloji kazısında olduğu gibi Ertuğrul Araştırma Ekibi de Ertuğrul Projesi çerçevesinde çalışmalarını yürütürken hassas ölçümler yapıyor. Su altında yürütülen çalışmalar sırasında kazı alanı bilgisayar destekli 3 boyutlu modeller oluşturularak ölçülüyor. Bulunan eserlerin her biri su yüzeyine çıkarılmadan önce fotoğraflanıyor ve yeri tam olarak kaydediliyor. Su altı kazılarımızdaki en önemli hedeflerimizden birisi, kazı mahallinde tespit edilen eserlerin en detaylı şekilde planının çıkarılması ve rölyefinin hazırlanmasıdır. Bu çalışmaları eski zamanlarda şerit metrelerle yaparken, son zamanlarda ve Ertuğrul projesinde bilgisayarın yardımıyla fotogrametri sistemini kullanaraktan gerçekleştirmekteyiz. Fotogrametride iki boyutlu ve kazının değişik alanlarından çekilmiş fotoğrafların yardımıyla bu bilgiler bilgisayara aktarılmakta ve bilgisayar bize son derece hassas bir planı çok kısa bir zamanda çıkarabilmekte. Bu işlem hem eserlerin kaydedilmesinde hem de su altında bulunan eserlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Kazı alanı değişse de bilgiler bilgisayarlarda saklanıp daha sonra kullanılmak üzere incelenebiliyor.